Bugünkü konumuz üniversite dostu şehirler 2024 araştırması. Yine bu araştırmaya göre arkadaşlar bu araştırmanın 2024'te yapıla bir kere 2 yıldır depremdeki bölgeleri almıyorlar. 2023'te de almadılar, 2024'te de almadılar. Depremde sıkıntı yaşayan 11 il vardı. Bunları almadılar değerlendirmeye depremden dolayı. İstanbul'u da ikiye bölerek aldılar. İstanbul Avrupa ve İstanbul Anadolu olmak üzere. Burada baktığımız zaman arkadaşlar 7 tane şehir çok yüksek oy aldı. 7 tane şehrimiz öğrenciler tarafından A+. Yani çok yüksek memnun niyet belirtilen belirtilen şehirler oldu. A alan 13 tane şehirde A aldı. Yani yine yüksek bir memnuniyet var. 13 tane şehir. Yani toplamda 20 tane şehir memnun. öğrencilerin. Tabi burada sadece üniversiteye bakmıyor öğrenciler. Hani o şehrin sosyal imkanlarına, çeşitli şeylerine falan da bakıyorlar. Sadece ders değil yani buradaki olan. E bunlar da önemli. Hani bir insan gidip oku sadece her gün ders işlemeyecek gibi çocuk. Hani birazcık gezmesi de lazım. Sosyal aktivitelere de katılman lazım. Sonuçta seni geliştirecek şeyler sadece dersler değil ki. Bir de bunlar da bunlar da önemli yani. 80'de 20. Bence güzel bir oran. Yani 80 şehrimiz var 81. 20'si başarılıysa 4'te 1. Bu güzel bir oran. Yani ben ülke adına sevindim. Demek ki 4'te 1 olarak şehirlerimiz memnun. Ama memnuniyet hissedilen şehirlere 4 tane var. 6 tane de işte demin bahsettiğim potansiyeli olduğu halde memnuniyet sağlamayan şehirler var. 9 tane memnuniyetsiz şehir var. 32 tane de sınıfta kalan tamamen öğrencilerin memnun olmadığı şehirler var. Yani 32 şehir öğrenciler tarafından okunmaması gereken FF denilen yani harflendirme sistemi kullanırsak üniversiteye gittiğinizde artık harflendirme sistemi kullanacaksınız. FF sınıfta kaldı demek arkadaşlar. 32 tane şehir sınıfta kalıyor. Bunu harita olarak da gösteriyorlar. Hemen haritayı da sunalım. Kırmızılar öğrencilerin en çok beğendiği şehirler. Eskişehir, Ankara, Mersin, Çanakkale, Balıkesir arkadaşlar. Öğrencilerin Edirne ve İstanbul'un Anadolu tarafı en fazla beğendiği şehirler. Siyah olan bölgelerde öğrencilerimizin FF verdi yani sınıfta kalan şehirler. Pembeler biraz daha açık olanlarda işte aradaki değerler harflendirmeler de burada var. Haritamız bu şekilde. Dediğim gibi burada direkt sosyal imkanlara falan bakmak lazım. Hani üniversiteye gideceksiniz. Gittiniz üniversitede de birazcık tabii ki dediğim gibi sosyalleşmeniz de gerekiyor. Kendinizi geliştirmeniz için sosyalleşmek çok çok daha önemli günümüzün dünyasında arkadaşlar.